A. Merhaba. Burada ne arıyorsunuz? Odamda falan. Yani nereden de geliyorum. Evet, bu mükemmel kombinimle beraber dersten geliyorum. Bugün uzun zaman sonra eve erken gelme gibi bir karar aldım. Bu yüzden bugün hayatımdaki bazı şeyleri düzene sokma kararlarımı gerçekleştirmek üzere dolabımı düzenleyeceğiz. Daha çok alkışlayabilir miyim lütfen? Ama bu işe başlamadan önce yapmamız gereken çok önemli bir şey var. O da ne biliyor musunuz? Üzerimizi değiştirmek. Çünkü bu süper şık ve havalı kombinle beraber nasıl oda toplayabilirim ki? Aynen. Evet. Karşınızdayım şu an. Üzerim değişmiş bir şekilde. Çünkü pijama, anlıyor musunuz? Bu hayattaki en sevdiğim şeylerden birisi pijama çünkü. Mükemmel bir şey. Şimdi videonun asıl kısmına gelelim. Dolabımı toplamak. Diyebilirsiniz ki nasıl toplayacaksın? Neden toplayacaksın? Şimdi anlayacaksınız. Şu an bu karman çorman dolaba sahip olmaktan pek gurur duymuyorum. Bu yüzden şimdilik bunları birazcık kapatıyoruz. Ve yavaş yavaş parça parça bunları toplamaya başlayacağız. Ben en kolay olduğunu düşündüğüm için buradan başlamak istiyorum. Yani diyebilirsiniz ki burası nasıl kolay olabilir? Şu şekilde her şeyi yere fırlatıp katlıyorsunuz. Şimdi burada iki raf indirdim şu şekilde ama rafların hepsini indirmiyorum çünkü düzenli olduğunu bildiğim kısımlar var. Raflarda bu yüzden dağınık olan ve oraya ait olmayan kıyafetleri yere fırlattım ve şimdi bunları katlayacağız, bakacağız, düzenleyeceğiz hangisi nereye gitmeli. O şekilde. Harika. Şimdi 2000-2015 pop playlistime ara verdim ve sizlere burayı göstereceğim. Görüyorsunuz. Bu arada en altı numara sanmayın. Oraya el demedim çünkü orası artık giymeyeceğim eşyalarla dolu ve kalacak yer bulamadığım için orada duruyorlar uzun zamandır. Onun dışında buradaki kıyafetlerin hepsini düzenledim. Hani biraz aslında çok çok böyle kusursuz durmuyorlar ama kategorize edilmiş ve katlanmış bir şekilde duruyorlar orada. Ve bence önemli olan da bu, zaten kıyafetleri kategorize etmezsem nasıl bulabilirim ki yani? Mesela burası tişörtler, burası eşofmanlar, burası pijamalar. Burası da artık giymediğim ve evde giyme potansiyeli olan üstler. Dolabımın düzenleyeceğimiz sıradaki kısmı burası. Buraya biraz az önce el attım çünkü buradan çıkarttığım eşyaların bir kısmını buraya yerleştirmem gerekti. Bu yüzden şurası, en azından burası üstü biraz toplandı ama hala dağınık bir yer burası da. Aşağısı da dahil olmak üzere toplamamız gerekecek beraber. Şimdi yukarıdan başlamak istiyorum çünkü aslında çok da dağınık bir yer değil burası da. Ve burayı toplarsam aslında pek çok şey halletmiş olacağımı düşünüyorum. Ama kendimi kandırıyorum. Niye aklımda bilmiyorum ama How I Met Your Mother jeneriği çalıyor. Ba 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 ba. Şu an şurası, bu aşağısı. Çantalarımı bulundurduğum yer ve şu an orası o kadar karıştı ki. Aslında çok fazla çantam yok ama sanki çok fazla çantam varmış gibi karışık. Sadece bir dakikada burayı topladığımı düşünüyorum. Eksik birkaç tane sweatshirt ve kazak var. Onlar da geldiğinde orası tamamlanmış olacak. Ama yıkamada oldukları için şu an öyle bir fırsatım yok. Şimdi aşağı iniyoruz. Korktuğum yere. Biliyorum ki şu an akıllardaki tek soru Elif'in az. Buradan neye korkuyorsun? O kadar da korkunç gözükmüyor. Gayet de korkunç duruyor bu arada. İlk olarak benim biraz çaputçu birisi olduğumu ve tek bir şeyi saklamayı sevdiğimden bahsetmem lazım. Burada arkada gördüğünüz şeylerin hepsi temiz olup olmadığından emin olamadığım ya da gerçekten kirli olan kıyafet yığını. Şimdi buraya tek tek çantalarımı çıkartacağım. Çantamı da yamukmuş bu arada. Güzel. Şuna bakar mısınız? Bu benim açlık çantam. Bunu bu arada hepsi buradan aldım. İsterseniz bunu da linkini aşağı koyabilirim. Çünkü bunu taktığım ne zaman, yani ne zaman taksam herkes bana diyor ki ah çantam ne güzelmiş, nereden aldın? Bu yüzden siz de merak ederseniz ki bunu 5000 kere internette görmüş olabilirsiniz ama linkini aşağı bırakmış olurum büyük ihtimalle. Bu yüzden oradan isterseniz alabilirsiniz bundan. Dünyanın en güzel çantası olduğundan yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Benim gerçekten de bu kadar çok çantam var. Bir açıklamam
onu bekliyorum. Mesela bu yırtık pırtık cüzdanı niye saklıyorum ki ben? İçinde değerli bir şey mi var? Yok. E atayım bari ben bunu çöpe gerçekten. Allah Allah, niye saklamışım ki acaba? Sık kullanmadığım çantaları arkaya koyacağım ki çok el içme ihtiyacı duymayayım. Ama aynı zamanda büyük çantayı da arkaya koymak istiyorum. Ama bu çantayı gerçekten sık kullanıyorum ve bunu arkaya koyarsam pratik olmaz. Pull bottom jeans with the fur. Artık kullanılamaz hale gelen okul çantam. Çok sevdiğim kırmızı çantam. Bununla çok güzel anılarımız var. Mesela Viyana'yı beraber gezmiştik. Eğer o videomu izlemediyseniz şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Ya da işte bulabilirsiniz yani. Kendi videolarımın reklamını yapmak konusunda çok miyim de. Tahmin edin ne oldu? Korktuğum başıma geldi ve şu an bu çantaya yer bulamıyoruz. Umarım şu son iki kapakta buna bir yer yaratabilirim. Çünkü eğer bir yer bulamazsam dolabımın dışında kalmak zorunda kalacak. Ve ben dolabımın dışında kalmasını hiç sevmiyorum eşyalarımın. Ki şu an dolabımın yarısı dışarıda bu arada. Ama olsun. O kıyafetler yıkanıp geldiği zaman dolabım tekrardan bir kargaşa olacak. Ancak hiç önemli değil. Bir şekilde toparlayacağımı inanıyorum. Ama şu an en büyük sorunumuz bu. Buna yer bulmak. Ve buna yer bulduk mu bütün sorunlarımı çözebileceğine inanıyorum. Bu yüzden dolabımın 3. ve son kısmına geçiyoruz. Bunları kapatıp. Bu arada bakın bugün eyeliner çektim. Nasıl olmuş? Bilmiyorum çekebildim mi? Denedim ama... Neyse işte. Şimdi tripodu koyacak düzgün bir yer bulamadığım için böyle göstermek istiyorum burayı. Burası kocaman bir karmaşa. Çünkü yukarısı bir karmaşa. Aşağısı bir karmaşa ve yukarıdaki nevresimlerin de biraz el atılması lazım. Çünkü şurada da nevresim... Bir dakika. Şurada da nevresimler var ve o nevresimleri ilk önce yukarı kaldırmamız lazım. Sonra aşağıya boşaltıp benim devasa sırt çantama yer bulmamız lazım. Burada şu an tripodu elimle tuttuğum için ve bacağımla tuttuğum için aşırı sallanıyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Çünkü gerçekten düz bir yer bulamadım ve burayı nasıl çekeceğimi bilmiyorum ama bir şekilde çekmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle yine her şeyi yere fırlatacağım ve o şekilde toplamaya çalışacağız. Öyle. Bu arada bu videoya nasıl kapak yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü yani dolabımı mı kapak yapacağım? Bakın. Çakı kısmını geçiyorum ve şimdi dolabımı toplamaya devam edeceğiz. Çünkü bugün bu dolabın toplanması lazım ve dolabım tertemiz olacak. Şimdi burada yapmamız gereken şeyler şu. Buraya biraz el atacağız. Çünkü burası aslında çok karışık değil ama aynı zamanda çok karışık bir yer. Ve ilk olarak bunu asmakla başlayacağım. Her şey üstüme geliyor. İlk önce aşağıyı temizledim. Aşağıdaki kutuları kaldırdım çünkü gereksizlermiş ve bazı eşyaları oraya koydum. Nevresimlerimin hepsi şu an burada. Burayı da, burada böyle özel gün kıyafetleri. Burada günlük ceketler, gömlekler ve hırkalar olacak şekilde ayırdım. Ortaya da kemerlerimi ve at kapısı bir şeyimi koydum ve eski kemerlerimi çöpe attım. Çünkü artık eski kemerleri kullanmayacağımı düşünüyorum. Yırtılmışlar ve parçalanmışlar. Dolapların içini düzenlemek bitti. Ancak her dolaplara yerleştirmem gereken son birkaç şeycik daha var. Onları da halledip geliyorum hemen. Şimdi odamın devasa bir dağınıklık olmasını göz ardı ederek dolabımın toplu olmasına odaklanıyoruz. Dolabıma bir öncesi sonrası yapalım. Before after yapalım yani. Aslında before göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Az çok bir fikriniz var ve detaylı bir şekilde çekmediğim için dolabı aklıma gelmeyip çok gösteremeyeceğim ama önceki halini koymaya çalışırım. Şimdi de size son halini göstereceğim. Şimdi halen burası biraz karışık duruyor bu arada ama bir şekilde burayı halledeceğime inanıyorum. Biraz bence kıyafet çokluğundan kaynaklı. Ama bence bayağı temiz duruyor eskisine göre. Şunu buraya kapıyoruz. Ve gelelim buraya. Dadam. Burayı zaten detaylı bir şekilde gösterdim sizlere. Hani raflar aslında dediğim gibi kategorize edilmiş ve düzenli bir haldeler. Ama kıyafetler aşırı düzgün durmadığı için fazla toplu durmayabilir. Ama gerçekten toplular. Size yemin edebilirim ki bu orta kısım bütün dolaptan daha toplu bir halde şu an. Ve aynamda böyle bir leke var. Ne kadar pis birisiyim ya, of. Ve gelelim bu son kısma. Burası da askılarımın yukarıda olduğu ve aşağıda da pantolonlar ve çantaların olduğu bölüm. Şimdi diyebilirsiniz ki, Elif Naz,
Deri çantanı nereye koyacaksın? Hemen size göstereyim. Şu an beni net olarak göremiyorsunuz ama bu en sondaki yere koyacağım. Ve tamamdır. Odamın geri kalanını toplamak başka bir videoya kalsın isterseniz. Ya da ben video dışında toplayayım çünkü. Kendimi zaten yeterince rezil ettim. Dağınıklığımı göstererek ve daha çok rezil olmak istemiyorum. Bu tarz içerikler çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Ancak sık sık böyle şeyler yapamıyorum. Çünkü gerçekten kolay bir şey değil. Sürekli olarak oda toplama videosu çekmek. Ve aynı zamanda da sürekli olarak oda ya da bir yerleri toplama videosu çekmek aynı zamanda sıkıcı olacağı için çok fazla çekemiyorum. İşte birkaç ayda bir, işte yeni yılda, yeni mevsimlerde falan bu şekilde oluyor genelde. Ama böyle zamanlarda da eğlenceli olduğunu düşünüyorum ki ben gerçekten eğlendim odamı toplarken. Son zamanlarda odamdaki eşya sayısı ben farkında olmadan artıyor. Bu arada eşya olarak hani tabii ki de halen aynı aslında oda düzenine sahibim ben odamı değiştirdiğimden beri. Ancak kıyafettir, işte kitaptır, ne bileyim herhangi bir işte dekor olarak bunların sayısı arttıkça odayı düzenleme ihtiyacı artıyor. Çünkü ne kadar çok dekor olursa o kadar çok dağılma ihtimali var bence ki öyle. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir ki benim eğlencem aslında bir 15 dakika falan sürdü. 15 dakika sonrasında sırtımda dayanılmaz bir ağrıyla beraber devam ettim bu maceraya. Ama şu an bırakırsam bir daha asla buna başlamayacağımı bildiğim için bırakmak gibi bir eyleme yönelmedim bile. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir söylemiştim zaten ama tekrardan umarım eğlenmişsinizdir. Her videoda dediğim umarım sayısı kadar kendime euro yaparsam bence 2024 sonuna kadar zengin olabilirim. Mesela son videoda, 2023'ün son videosu olan videoda 6 kere umarım dedim. Sadece video sonundaki, videonun içindekileri bilmiyorum. Sadece kapanıştaki umarımları saymıştım ve 6 taneydi. Eğer şimdi de saymaya devam edersem yani bence yıl sonuna kadar bilmiyorum kaç olur. Biri gerçekten üşenmesin, birkaç ay sonra bütün videolarda kaç kere umarım dediğimi saysın. Bence eğlenceli bir etkinlik olabilir aramızda. Sürekli dediğim kelimeleri bu şekilde sayabiliriz bence. Güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Umarım. Ben daha çok lafı uzatmak istemiyorum çünkü videonun fazla amacından da sapmasını istemiyorum ama çok kısa bir video olduğu gibi de oldu ve şu an çok hızlı konuşuyorum. Neden diye sorarsanız çünkü enerjici içtim ve şu an beynim istediğimden daha hızlı çalışıyor olabilir. Biraz, sanki biraz. Bu arada bitirmedim bile bir kutuyu gerçekten. Şu an bunun yarısında falanım. Ama düşün, yani ben bunun hepsini içersem ne olur bana tahmin bile edemiyorum. Aşağıdan beğen butonuna basmayı, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve tabii ki de abone olmayı unutmayın abone değilseniz. Abone olursanız ben çok mutlu olurum. Gerçekten. Şu an ne kadar çok enerjik olduğumu aslında konuşma tarzımdan ve söylediklerimden anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ve bu yüzden daha çok uzatmak istemiyorum. Kendimi durdurmam gerekli. Eğer videoyu beğendiyseniz size hoşçakalın demenin vakti geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bye bye. Kendinize iyi bakın.